Zamlar Allah'tan yapılıyor diyor. İnim inim inliyor emekliler. Yazık, günah. O olmasa biz var ya, köpekler halimize ağlar. İnsanlar kan ağlıyor ya. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde geçinememek. Çok pahalı her şey. İnanılmaz. İnim inim inliyor emekliler. Yazık, günah. Bir de bu köpeklerin şey yapılması, uyutulması bilmem ne. Ya suni gündem yaratılıyor. Yeter ki gündem olsun da başka şeyleri yap. Anayasanın değişikliğine ihtiyacımız mı var? Zaten baştaki reis dedi, böyle anayasayı tanımıyorum ben de. Zaten tanımayacak. Devamlı değiştir, değiştir, değiştir. Nereye kadar? Sıfır. İnsanlar kan ağlıyor ya. Pazarda, akşamüstleri pazarda resmen artıkları topluyorlar. Yani yazık, günah bu insanlara ya. Emekli şey, asgari ücrete zam yapılmayacakmış. 17 bin lira. 10 bin lira emekli nasıl geçinsin? Yani konuşacak bir şey, yani sözün bittiği noktadayız. Hakikaten çok zor. Yazıklar olsun. Şartlardan bir noktada çok memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz. O hatta memnun vatandaş... şükürsüzlük olduğunu söyleyenler şimdi, oluyor. Bir dakika. Zaten fakirler cennete gidecek dedi Diyanet diyor. Zenginler gitmeyecek demek ki. Ve zamlar Allah'tan yapılıyor diyor. Bir de bu şekilde konuşmalar var. Onun için şikayet etmeyenler de yurt dışından gelip euro bozduranlar, yabancı para bozduranlar. Onlar için de hava hoş, çok güzel. Almanya bizi kıskanıyor zaten. Biliyorsun o kadar güzel geçiniyoruz ki her şey güllük gülistanlık. Zaten o diğer kanallar, 4 tane kanalımız var bizim, muhalefet kanalı. Onlar her bütün gerçekleri gösteriyorlar ama diğerleri güllük gülistanlık Türkiye. Çok yazık. Ben gençlere üzülüyorum aslında ben. Biz belli bir yaşa gelmişiz. Onların gelecekleri o kadar karanlık ki milyarlarca dolar borç harç içinde yaşantılarını sürdürecekler. Biz vallahi eski Türkiye'yi arıyoruz. Gerçekten arıyoruz eski Türkiye'yi. Tamam, yokluk vardı da ama mesela emekli tazminat alırken, yani emekli olmadan önce ev alıyordu, araba alıyordu. Şimdi al bakalım, alabiliyor musun? Bir ata lirası olmuş 16,5-17 bin lira. Emekli maaşı 10 bin lira. Söyleyecek bir şeyim yok artık. Vatandaşın gündeminde ne olacak ki? Sadece şey var. Kriz var. Ekonomi krizi var. Başka bir şey yok. Ekonomi şartları. Peki, şartlardan çok memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben çok memnunum. Allah o adamı başımızdan eksik etmesin. Allah ona uzun uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat versin. O olmasa biz var ya, köpekler halimize ağlar. Tabii. İnan ki bak. Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun. O, bilmiyorum, gelmiş geçmiş tek bir kişi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Tabii. Ha, gelen de inşallah onun gibi biri olur da. Yani öyle bir kötü şeydeyiz ki. Çok kötü bir dönemdeyiz, zor bir dönemdeyiz. İşte böyle yani. Tamam. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemde ne var? Gündem şu anda şampiyonluk var. Süper Lig bitti. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçeliyim bu arada. Son haftaya kaldı şampiyonlukları. Ama ben tabii ki maalesef futbolun içinde %100 futbol olduğunu düşünmüyorum. Son haftaya bırakılmış bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Gündemi diri tutmak istedikleri için. Bu şekilde. Ekonomi zaten, herkes artık ekonomiyi konuşuyor. Maalesef. Durumlar ortada. Peki. Çok memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Aslında her şey yolunda ama bir şükürsüzlük var deniyor bazen. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi herkesin tabii ki standardı farklı. Ama bir insan evladının hayatta kalabilmesi için, yaşam tutunabilmesi için zoraki işte ihtiyaçları var. Yani kelimelerimi seçerek konuşmak istiyorum ama yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Yani şimdi bir çocuk doğduğunda takviye gıdalar, vitaminler, yani yemesi gereken, beslenmesi gereken etler, balıklar. Yani şu anda kaç kişi somon balığı yiyebiliyor, kaç kişi balık yiyebiliyor şu anda dışarıda? Biz şu anda mesela burada bir yemek yesek evin önünde ki... Yani yenilecek bir yerde değil bence. Pis her taraf. Ama mesela bir 405 liradan aşağı şu anda en ucuzu yani. O da yemezsiniz. Bir bütçe var mı şu anda? Bir güzel bir restorana gittiğinizde, ne bileyim Vadi İstanbul'daki restoranlara gittiğinizde veyahut da Etiler vesaire Carşut. Ne kadar çıkabileceksiniz? Asgari ücret 17 bin TL. 5000-6000 TL yemekten kalkacaksınız. Tamam, Anadolu'ya göre bu rakamlar çok fazla ama Anadolu'daki insan da
kasaba gidip etini alabiliyor mu? Veyahut da kuru yemişini alabiliyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Antep fıstığı, Antep'te yetişiyor değil mi? Kayısı, Malatya'da yetişiyor. Bu hafta kayısı aldım. 500 TL kilosu. Kaç kişi kayısı alabiliyor? İstediği kadar yiyebiliyor. Fındık yine Türkiye'de yetişiyor. Yani ona böyle bakmak lazım. Allah herkese yardım etsin. Hani mutlu olan var, mutlu olamayan var. Gençler atanamıyor. Herkes üniversite mezunu. Herkes yani iş olanakları çok kısıtlı. Allah herkese yardım etsin. Yani bu ülke vatandaşına cidden Allah yardım etsin. Bizden başka dostumuz yok. Allah'ım kimseye mahcup ve muhtaç etmesin diyorum. O kadar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Başka ne olabilir? İşte mevcut malum sıkıntılar var. Ama inşallah düzelecek. Vatandaşın gündeminde pahalılık var şu anda birinci sırada. İkinci sırada ne var? İşte bu kadar. Şimdi hatırlayamıyorum onları, hazırlıksız geldiğim için size. Peki pahalılık olmadığını söyleyen vatandaşlar da var. Şükürsüzlük olduğu söyleniyor zaman zaman. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başka bir şey. Şükürsüzlük başka bir şey. Şimdi bakın, alım gücü çok düştü. Bunu biliyorsunuz değil mi? Alım gücümüz bizim düştü. Onların iyidir. Ona ben bir şey diyemem. O konu beni aşıyor. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? O beni aşan bir husus. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde bak, güllük güzellik. Her taraf para dolu, eşya dolu. Bayrağımız dik, başımız dik. Hiç olmasa falan filan devletin himayesi altında değiliz. Başımızda devlet var, güçlü hükümet var. Cumhurbaşkanımız var. Bundan güzellikte ne olacak? Ben Kafkas kökenliyim. 76 yaşındayım. Dedelerimizin yaşadığını çok iyi biliyorum. Bu günleri biz Allah'ın birliğine şükürler olsun. Çok güzel devlet. Çok güzel geçim, çok güzel hayat şartları. Her tarafa git. Bankada bile sıra var ya. Başka ne olacak yani? Tarlada şey var, mahsul var. Bankada para var. Bugünlük bu kadar. Hadi Allah'a emanet. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var? Valla zaten en büyük darbeyi vuran emeklere vurdular. Bir evin kirası 15 milyar oldu. Diyelim 5 tane çocuğum var. 10 milyar emekli alıyorsun. 10 milyarın emeklilerine ne geçimini yapacaksın ki? Çocuğa mı bakacaksın? Ceren'e mi bakacaksın? Doğalgaza mı bakacaksın? Suya mı bakacaksın? Nasıl geçimini yapacaksın? Zordur. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi Kur'an'da imanda ayrılmasın. Zaten İnancımız Allah'tır. Allah'a inanıyoruz. Kimsemiz kalmadı. Allah. Başka la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi bitti. Anladın mı? Allah'a güveneceğiz. Başka kimsemiz yok. Peki. Allah yardımcımız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Şu anlık vatandaşın gündeminde sadece medya var. Medya ile ilgileniyor. Yani şu an günümüze baktığımız zaman küçük çocuklar bile artık yani çalışmaya heves edemiyorlar, okumaya heves edemiyorlar. Hani medya üzerinden bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bu bizim açımızdan kötü bir durum. Hani gençlerin bu yola sürüklemesi kötü bir durum. Tabii ki gündemimizde şimdi çalışsalar bile, okusalar bile bir yere varamayacaklarını bildikleri için medyaya yöneliyorlar. Bu yüzden bence bir çaresizliğe girmişiz. Hani ister istemez ya okuyacak, okusa bir şey olamıyor. Olsa bile atanamıyor. Ondan sonra çalışsa zaten yetmiyor. İlla ki medyanın parası da Allah var. Şimdi sosyal medya. Evet, günümüzde güzel bir para. Bu yolu teşvik ediyor muyum küçük kardeşlerimize, arkadaşlarımıza? Teşvik etmiyorum. Tabii ki hani kötü bir yol. Hani günümüze baktığımız zaman yabancı, değişik böyle ne bileyim bizim dinimize, örf ve adetlerimize uymayan insanlar daha çok bu yolda yöneliyorlar. Hani LGBT'liler olsun, şimdi bak yanlış anlamasınlar beni, kardeşlerim olur kendileri. Ben onların hani şeylerine şey pek önem vermiyorum. Şu an TikTok örnek veriyorum. TikTok'ta günümüze çıktığımızda dünyalar kadar erkekler yani bayan olmuş, bayan olarak kendilerini sergiliyorlar. Neymiş? Hani az çok daha çok izlensinler diye, daha çok önlere çıksınlar diye. Bu yüzden
teşvik etmiyorum, medyayı teşvik etmiyorum. Çocuklarımız, insanlarımız bilgi edinmek için, daha güzel bir ülke kurmak için bence okumaları gerekiyor. Benim düşüncem. Çok çok teşekkür ederiz katıldığın için. Sağ ol. Vallahi maddi durumdan sıkıştım. Emekli maaşı maaş alıyorum. Başka bir şey değil yani. Çok dengesiz bir ücret veriliyor. Ben çok eski emekliyim. 36 sene oldu emekliyim. Zamanında en yüksek primi veriyorduk. Şunda en düşük parayı biz alıyoruz. Evet, 10 bin liranın üzerinde alıyorum ama az bir ücret alıyorum yani. Benim hakkım daha fazla. Beklentiniz artması yönünde. Beklentim şu, adaletsizlik. Mesela ben hanımla beraber aynı kuruluştan emekli oldum. YTT emeklisiyim devletten. Hanım da devletten. Hanımın 6000 günü var. Benim 9499 gün. Yani bir gün daha olsa 9500 günüm olacak. Ben ondan fazla maaş almam gerekir ki o her ay benden aşağı yukarı 2800-3000 lira fazla alıyor. Nasıl oluyor bu? Ve ben öyle bir şey ki YTT'de girdim, 1964 senesinde girdim. 55 sene oldu herhalde. İlk girdiğim tarihten son çalıştığım tarihe kadar verilen hesap para fişleri vardır. Hepsini biriktirdim, mevcut. Hanımınki de mevcut. Onları karşılaştırırım. Neye göre o maaşı verdiler diye şey yapacağım ama derdimi kime anlatayım? Yok. Benim bütün davam bu. Problemim bu. Ekleyecekleriniz varsa alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için.